ama bugün dersimiz texnologiyada bütünü quruluşu ve iş prinsipidir. Bütünü hakkında ilki videolar ben bunlar göstereyim. Başlarda odun, cam, mermer gibi aletler kullanıldı. Taşla kusturup gizlerin üzerine gezdirilmesiyle bütün temelleri atılmaya başladı. Tarihte ilk kez kapı olan bir demir parçayla düşmem işlemi yapılması 17. yüzyılda gerçekleşmişti. Ocaklar ısıtılarak kullanılmışlar, zamanın kor ve kömür yıldızlar içi oyun kütürlerle yer değiştirdi. 19. yüzyılda ise ocak ve ısıtılarak Amerika'da ilk defa ütünün tavan kısmını ısıtmak için elektrik kullandı. Ve 1882'de elektrik ütünü icat edildi. 1882'de icat edildi. Karbon tabaka arasında kalan elektrik artı sayesinde ısıtılıyordu. 1883 yılında ütüyü kablosuz hale getirip daha güvenli bir hale getirdi. Çalışma sistemi günümüzdeki sistemle çok benzerdi. Kablonun kilide takılması ve ısıtılması gerekiyor. Daha sonra denizden çıkarılıp daha çok kullanılabiliyordu. Tüm bunlara karşı bütün oldukça pahalı ve dayanıksız bir yer. Evet. Elektrik yeni elektrik yaygınlaşması ve satışların düşüklüğü nedeniyle ticari bir başarı elde edemedi. Küçüler zaman içine geçti. 1926 yılında elde edildi. Bak gördün şu an. Fakat geçmişte başarısız buna da yani. İnsanlar henüz bunu kullanmaya hazır değiller. Bu yüzden bir başarı elde edemedi. 1905'te ilk kez son derece hafif elektrik gücü piyasaya sürdü. 1905'ten beri günümüzde kullanılan ütülerin çok büyük bir kısmı kullandı. Üretimin ilk yapıldığı yıllarda pek ilgi görmese de gerçekten çok yararlı bir özellik olduğu anlaşıldı. Çalışma prensibi pamuklu kumaşlar selüloz maddelerinden oluşur. Bu moleküller kendilerine hidrojen bağlı ve bağlı kutu bağlarını kendisiyle çok az miktarda suyla kullanırlar. Suyla şişen ilkenin kırılan molekül bağları yüzü kumaşın üzerindeyken düzgün bir şekilde tekrar bağlanırlar. Ve ütü kaldırıldığında kumaşla düzgün ve pürüzsüz bir düzey oluştururlar. Pamukların dışındaki kumaşlarda bulunduğu zincir molekülleri birbirine bağlı şekilleri farklı olursa, ütülemin etkisi aynıdır. Örneğin yüzü kumaşlarda ortak bağlar çapraz şekildedir. Bazı kimyasallar kullanılarak bu bağları kırıp sonra ütüyle şekillendirmek üretiyle kumaş kalıcı olarak kileri yani kırmızı veya sürgülü hale getirebilir.